Merhabalar. Karebar kod nedir? Tanımlamalarını nasıl gerçekleştirebiliriz? Karebar kod ya da kare kod, siyah ve beyaz hücrelerden oluşan iki boyutlu bir barkoddur. Bu şekilde daha fazla bilgi barındırabilmektedir. Kare kodlar kendi içerisinde QR kod, Data Matrix kod ve Aztec kod gibi türlere ayrılır. Diye içerisinde bu türlerden data matrix tipinde kodlar oluşturmak, basmak ve kullanmak mümkündür. Bunun için ilk olarak kare barkod listemizden bir şablon tanımlayalım. Klavyemizden F10 tuşu ile arama motoruna gelerek arama alanımıza kare yazdığımızda kare barkod tanım listesini çalıştırırız. Daha sonrasında listemizden F4 ekle diyerek görmüş olduğunuz gibi firma alanımız default olarak gelmektedir. Hangi firma üzerinden işlem yapmak istiyorsanız ilgili firmadan giriş sağlamanız gerekmektedir. Daha sonrasında kare barkod bilgileri alanında oluşturacağımız şablon ile ilgili bir kod belirleyip daha sonrasında şablonumuza ait bir açıklama belirlemeliyiz. Ve sağ tarafta gördüğünüz alanlardan oluşturmuş olduğumuz şablonları pasif edebilme özelliğine sahibiz. Bölümler alanına geldiğimizde ise burada tanımlayacağımız bilgilerde kare barkod içerisindeki tanımlamalarımızı gerçekleştirmiş oluruz. Örneğin bir örnek yapalım birlikte. Sabit değerlerimizin 1'den 2'ye kadar 0, 1 değerinde olduğunu ve buradaki combo alanından kare barkodunuzda kullanmak istediğiniz combo içerisinde bulunan tüm bilgileri kullanabilmektesiniz. Ve açılan combo alanımızdan görmüş olduğunuz bilgilerle kare barkod tanımlamalarınızı gerçekleştirebilmeniz mümkündür. Stok ana barkod kodumuzu seçip devam eden karakter sayısından barkod tanımlamamız hangi karakter uzunluğunda ise ilgili aralığımızı belirleyerek örneğin bizim barkod tanımlamamız 14 karakterli bir barkod. Bundan dolayı sıradaki karakter sayımızı 17 belirleyip daha sonrasında tekrardan bir alt satıra gelerek sabit değerimizi 18 ve 20 aralığında bir sabit değer belirleyerek tekrardan kare barkodumuza bir seri numarası ekleyeceğimizi ve bu seri numaramızın da 10 karakterli bir seri numarası olduğunu. Bunun için 21'den 31 aralığında 10 karakterlik bir karakter aralığı girip tekrardan Enter diyerek sabit değerimizi vererek belirlemiş olduğumuz bir sabit değerimiz var ise örneğin 17 değerimi verip daha sonrasında serilerimize ait bir tarih girerek örneğin tarih aralığımızı aşağıda görmüş olduğunuz formülasyonlardan 6 karakterli bir tarih oluşturacağımızı belirleyip bunun için ilgili karakter aralığını buraya girmemiz gerekmektedir. Örneğin devam eden karakter sayımızdan 34, 6 karakter olacağından dolayı 40 değer arasında ve aşağıdaki formülasyonlarımıza bakarak yüzde küçük day alanımız yani gün, yüzde month yani ay alanımızı getirerek ve yüzde years şeklinde yıl alanımızı getirerek buradan yıl alanımızı 4 haneli yapmak istiyorsak büyük Y harfini kullanarak fakat karakter sayımızı 6 olarak belirlediğimiz için küçük Y harfini kullanıp F2 kaydet diyerek ilgili şablonumuzu tanımlamış bulunmaktayız. Ve daha sonrasında tanımlamış olduğumuz şablonumuzu stok kartı ile ilişkilendirmemiz gerekmektedir. Bunun için stok kartı listemize gelerek ve ilişkilendireceğimiz stok kartımızı F5 değiştir ile açarak diğer alanımıza geldiğimizde kare barkod alanında görmüş olduğunuz liste içerisinden tanımlamış olduğumuz şablonumuzu seçip ve F2 kaydet dedikten sonra tabi burada barkod alanlarımızın dolu olması gerekmektedir. Buna da dikkat ederek F2 kaydet deyip bir mal alım faturası girelim. Faturamızda öncelikle bir cari seçip eğer barkod okutucusuna sahip iseniz ilgili ürünün barkodunu okutarak da listeye getirebilmeniz mümkündür. Burada tanımlamış olduğumuz kare barkod şablonumuzu seçip barkod alanımıza sabit değerimizi belirleyip stok kodumuzu ve sonrasındaki diğer sabit değerimiz olan 21'i belirleyip ve seri numaramızı yazdıktan sonra vermiş olduğumuz tekrar bir sabit değer ile aralarına bir tarih girerek bu bizim barkodumuz olarak düşünün. Enter dediğimizde gördüğünüz gibi burada bize ürünümüzü getirdi ve ürünümüze ait seri numarasında seri lot alanımıza getirmiş bulunmaktadır. F2 kaydettikten sonra ilgili girişlerimizi tamamlamış bulunmaktayız. Tanımlamış olduğumuz şablonu basmak istediğimizde arama alanımıza gelip barkod yazarak
Seri lot özellikli bir barkod olduğundan dolayı ilgili seri lot özellikli barkod basımını çalıştırırız. Burada F1 liste içerisine girerek bir tasarım oluşturmamız gerekmektedir. F4 ekle diyerek etiket tasarım alanımıza geldiğimizde yukarıda görmüş olduğunuz barkoda tıklayıp ilgili alanımızı seçip bıraktıktan sonra sağ alanda gördüğümüz sistem üzerinde data matrix olanını seçip daha sonrasında ilgili alanımızda kare barkod ile ilgili tanımlamanın olacağını belirleyip ve rapor alanlarında görmüş olduğunuz gibi kullanmak istediğiniz bilgileri bu alana getirip ve sayfa tasarımına gelip tasarım adımızı belirledikten sonra F2 kaydet deyip ilgili tasarımımızı kaydetmiş bulunmaktayız. Tasarımımızı kaydettikten sonra seçim işlemimizi yapıp etiketler alanından basmak istediğimiz serilerimizi seçip ve buradan basmak istediğimiz adedimizi girdikten sonra F2 ekran dediğimizde görüldüğü gibi barkodumuz, seri numaramız, seri tarihimiz ve grup açıklamamız kare barkodumuz ile birlikte gelmektedir. Daha sonrasında burada bir değişiklik yapmak istersek F5 tasarım diyerek tekrardan tasarım alanımıza gelip ilgili değişikliklerimizi sağlayabilmekteyiz.